artık bu siyasilerin seçim vaatlerine bir taksit ve vade sınırlaması falan gelsin ya. Bu nedir 3 seçimdir aynı vaat? Şimdi bugün önemli bir gün. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında. Biz de Cumhuriyet Bayramı'nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutluyoruz. Bir bayrak dalgalanıyor. Kahraman Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı tören alanından geçmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyor. Tarihi bir andı. Merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduğunu bu sözlerle duyurdu. Tarihe geçen bir mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'in 38. yaşı yavru vatan ve ana vatan da coşkuyla kutlandı. Dünyaya bağımsızlık mesajı bir kez daha net verildi. Ana vatanın verdiği kararlı desteğe müteşekkiriz. Türk tarafı hiçbir baskıya boyun eğmez. Bu mücadele devam ediyor. Bizim şu anda mücadelemiz neyle ilerir? Kıbrıs'ta eşit egemen devlet olduğumuzun herkes tarafından artık kabul edilmesi gerekiyor. Lefkoşa'dan İstanbul'a kadar uzandı bağımsızlık coşkusu. Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene yavru vatanın özgürlük mücadelesinde yer alan gaziler de katıldı. Gururlu ve duygu yüklüydüler. Şu anda tüylerimiz diken diken o günleri yaşıyoruz. Var olsun Türk Cumhuriyeti, var olsun Kıbrıs, var olsun Türkiye. Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyet 38 yaşında. Nice yıllar içinde mücadelenin devam ettiğinin altını çizdi. Başkonsolos Seniha Birant Çınar. Kıbrıs Türk halkı yaşadığı tüm haksızlıklar ve baskılara rağmen eşit ve saygın bir biçimde ana vatanımızın da desteğiyle var olma mücadelesini sürdürmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ben geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum.